Kahramanmaraş merkezi depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'ın ilçelerinden Kırıkhan'da kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başladı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 2000'in üzerindeki konutun 11 ay içerisinde depremzedelere teslim edileceğini bildirdi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinden sonra en büyük hasar Kırıkhan'da meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçede ağır hasarlı yapıların yıkım ve enkazını temizleme çalışması başladı. Diğer taraftan ise Kırıkhan-Topboğazlı çevre yolu kenarında kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ eliyle ilk etapta 830, ikinci etapta ise 170 afet konutu inşa edilecek ve 11 ay gibi kısa bir sürede depremzedelere teslim edilecek. Bölgesel mimariye uygun olarak inşa edilecek konutlar 3 ya da 4 katlı olacak. En sağlam zeminde radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Kısa süre önce çalışmaya başlayan ekipler 8 bloğun temelinin kazı çalışmalarını tamamladı ve birkaç gün içinde temel betonu dökülecek. Çalışmaları yakından takip eden Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, depremin ardından 4 ayı geride bırakmak üzere olduklarını belirterek şöyle konuştu. Tabii sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık işte 4. ay yaklaşık 120 güne 115 gün civarında falan bir gün oldu bugün itibarıyla. O dünyanın en büyük felaketin içerisinden çıktığımız süre bazında. Sizin de gördüğünüz gibi çok şükür devletimizden, hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan kalıcı konutlarımızın temelleri atılmaya başlandı. Tabii Kırıkhan ilk etapta 2451 binamız aynı anda yıkıldı ve acil yıkılacaklar içerisindeydi. Bunun enkazları şu an bildiğiniz gibi kaldırıldı. Ağır hasarlı binalarımızın da yaklaşık 6400-6500 civarında ağır hasarlı binamız vardı. Bunlarla ilgili de itiraz edilmeyen binalarımızın ihalesi yapıldı. Şu an yıkımlarına ve enkaz çalışmaları, taşıma çalışmaları devam ediyor son sürat. Ama bizim bildiğimiz yaklaşık 26 bin civarında bağımsız bölümümüz şu an yok. Yani 26 bin ailemiz, bizim iş yeri var bunun içerisinde. Bağımsız bölümlerimiz var. Mağdur durumda. İnşallah sizin de gördüğünüz gibi biraz önce de söyledik. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun ilk andan itibaren milletimizle devletimizin büyüklüğünü ve milletimizin gücünü gördük biz burada. Şehrimiz yıkıldı, belki yok oldu ama bizi sevindiren bu devletimizin ve milletimizin büyüklüğü. Şu an şükürler olsun 11 ay içerisinde kalıcı konutlarımız teslim edilmeye başlanacak. 200, birinci etapta 830 konutumuz. Yine ikinci etap onun ihalesi yapıldı. Hemen buranın bitiminde 1170 konut olmak kaydıyla. 2000'in üzerinde konutumuz Allah nasip ederse 11 ay gibi kısa bir süre zarf içerisinde hak sahibi vatandaşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını sarmış olacağız. Tabi bunun devamı gelecek. Sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık bizim bölgemizde köy evleriyle beraber ciddi manada bir konut açığımız oluştu. Köy evleri de şu an süratle devam ediyor. Yaklaşık 19 noktada, 19 mahallemizde yer teslimleri yapıldı. Bunlarla ilgili de zannediyorum 6 ay gibi kısa süre içerisinde de hak sahiplerine teslim edilecek. İnşallah yaralarımızı devletimiz, milletimiz çok kısa bir süre içerisinde sardı. Elbette ki yaramız büyük, acımız büyük ama bu tür hareketlerle de devletimizin bu gücünü gördüğümüzde, bu yapılan binaları gördüğümüzde de yeni modern bir şehre, yaşanılabilir bir şehre daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağımızı inanıyorum. Emeği geçenler, başta Cumhurbaşkanımız olmak kaydıyla milletimize sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.